Var. Evet. Kuvayi Milliye direniş güçlerimiz, ulusal güçlerimiz. Kuvayi Milliye neden ortaya çıktı? Osmanlı savaşı kaybetti, büyük savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti. Bir de üstüne üstlük Mondros Ateşkes Anlaşması orduyu ters etti. Halkı savunacak kimse kalmadı. Damat Ferit hükümeti işgallere seyirci kalıyor. İzmir işgal ediliyor. İzmir'deki Türkler katlediliyor. Seyirci herkes. Osmanlı hükümeti milletin mal can güvenliğini sağlayamıyor. Halk yurtsever duygularla dolu. Milliyetçi duygularla dolu. Vatan, millet, din sevgisiyle dolu. Herkes birini din kardeşi olarak görüyor. Ve herkes de milletini korumak, bağımsızlığını korumak, bayrağını korumak istiyor. Biz neler yaptığını biliyoruz. Düzenli orduya zaman kazandırmıştır Kuvayi Milliyeciler. Milli mücadelenin ilk silahlı direniş gücü olmuştur. Ayvalık'ta Ali Çetinkaya komutasında bir cephe kurdular. Daha sonra bu Ayvalık cephesi yıkılacak arkadaşlar. Dayanamıyor. Yani Yunan düzenli orduya karşı cephe savaşı yaparak bir yere gelemezsin. Bu yüzden de bu Ayvalık cephesi düştü. Bununla birlikte ne oldu? Halktaki bilinç arttı. Kuvayi Milliyeciler arasında, Kuvayi Milliye birlikleri arasındaki irtibat azdır. Birbirleriyle iletişim yoktur. Sadece kendi bölgelerini kurtarmaya çalışırlar. Askerlik sanatını da bilmedikleri için aralarında Osmanlı'da terhis edilen askerlerin bir kısmı tekrar Kuvayi Milliyeciler'e katıldı ama bunlar daha düşük rütbeli askerlerdi. Bu yüzden de askerlik sanatını bilmedikleri için nihai olarak başarılı olamadılar. Ancak orduya zaman kazandırdılar ve halkın son umudu oldular. En umutsuz zamanda halka umut verdiler. Halkın dayanışmasını, örgütlenmesini sağladılar. Kuvayi Milliye'yi neden kaldırdık biz? Bir, askeri tekniği bilmiyorlar. Dağınık ve düzensiz bir orduyla, bir birlikle düşmanı yenmek imkansız. Ve bunlar aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi otoritesinin altına girmeden bağımsız olarak savaşmak istiyorlardı. Düzenli bir ordu olan ve İngilizler tarafından desteklenen Yunan ordusunda yenmeleri imkanı yoktu. Yunan'da düzenli büyük bir ordular var. Halktan maalesef zorla para topladılar. Zorla eşya topladılar zaman zaman aç kaldıkları için. Veya eşkıyalık yapanlar oldu aralarından. Suçlu gördüklerini kendilerini cezalandırdılar. Bir mahkemeye sokmadan kendileri ceza verdiler. Önemli büyük Kuvayi Milliye komutanları var. İsimlerini görelim. Çerkez Ethem. Büyük bir Kuvayi Milliye komutanı. Fakat Çerkez Ethem daha sonradan vatanı ihanet etti. Yunanlılarla birlik oldu. Maalesef. Demirci Mehmet Efe. O da öyle. O da vatanı ihanet etti daha sonra. Başka bazı önemli Kuvayi Milliye liderleri. Celal Bayar var. Celal Bey. Celal Bayar daha sonra Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin. 1. Mustafa Kemal. 2. İsmet İnönü. 3. Celal Bayar. 3. Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar. Ama aynı zamanda neydi kendisi Celal Bayar? Bir Kuvayi Milliye milis kuvveti komutanıydı. Daha sonra Atatürk'ün son başbakanıydı. Atatürk'ün son başbakanı Celal Bayar'dı. Soruldu. Celal Bayar. İş Bankası'nı kurup iktisat vekilliği de yaptı aynı zamanda. Hocam bu şeylerin Çerkez Ethem falan şeylerden bahsetmiyorlar yani kitaplarda. Yok ben bahsedeceğim zamanı gelince. Manisalı zaten Manisa Celal Bayar Üniversitesi var. Başka kim var önemli Kuvayi Milliye lideri? Komutanı Yörük Ali Efe var. İpsiz Recep var. Duyarsınız diye anlatıyorum. Şahin Bey var. Şahin Bey bilirsiniz zaten değil mi? Antep'te yapıldı doğru. Şahin Bey var Antep'te değil mi? Merkez ilçelerden birinin adı Şahin Bey. Sütçü İmam var. Maraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi var. Evet. Topal Osman var. Gibi. Karayılan Gaziantep'te. 8 Kasım 1920 senin sordun. Düzenli ordunun kurulmasıyla 8 Kasım 1920'de düzenli ordunun kurulmasıyla Kuvayi Milliye kaldırılmıştır. Bunun üzerine Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe düzenli orduya katılmayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne isyan etmiştir. Bunlar da daha sonra cezalarını bulacaklar. İsyan etmeyeceksin kardeşim.
Vatan ne altında? İşgal altında. İşgal altındayken. Evet. Vatan işgal edilirken birlik beraberlik içinde olmak lazım. Egoların peşine koşmamak lazım. Evet. Milli mücadeleye hazırlık dönemi. Milli mücadele hazırlık dönemi demek artık Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışmalarını yoğun olarak incelemeye başlayacağız demek. Milli mücadele hazırlık dönemi. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve hemen işgale başladılar. 4 gün sonra Musul'u işgal ettiler İngilizler. Tabii ki Türk milletinin yetiştirdiği kıymetli evlatlarına Mustafa Kemal Türk milletinin içine düştüğü durum karşısında hemen harekete geçti. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı gün Yıldırım Orduları Komutanı'ydı Adana'da. Halkı hemen milli mücadeleye davet etti orada. Ali Fuat Paşa ile görüştü. Milli mücadelenin ne kadar gerekli olduğunu söyledi. Daha ilk işgaller başlamadan 30 Ekim günü. İstanbul'a çağırdılar Mustafa Kemal'i ve İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelme sebebi Mustafa Kemal Harbiye nazır olup durdurmak istiyordu ordunun terhis edilmesini. Maalesef orada işgal donanmasının İstanbul'a girişini gördü. Tabii biz de hep bütün millet üzgündü. Çanakkale'de geçemeyenler ellerini kollarını sallayarak geçtiler ve geldiler İstanbul'a. Tabii o şartlar farklı. Orada geçmemeleri çok önemliydi. Mustafa Kemal de bunun üzerine düşman donanması İzmir'e girdiğinde orada gördüğü manzara karşısında geldikleri bir gibi derler dedi. Mustafa Kemal İstanbul'da bazı faaliyetlerde bulundu. Hemen Anadolu'ya geçmedi. Kendi düşüncelerini yaymak için Fethi Bey ile birlikte Minber gazetesini çıkarttı. Bu soru soruldu. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin içine güç kazanmaya çalıştı. Pembe Köşk, bugün Taksim, Şişli civarında gizli toplantılar yaptı orada. Padişahla görüştü, memleketin durumunu anlattı. Tevfik Paşa hükümetinin güven oyu almasını önlemeye çalıştı. Fakat İstanbul'da istediklerini yapamayacağını anlayınca Samsun'a gitmeye karar verdi. Karadeniz'de Samsun'da büyük karışıklıklar var diyor Rumlar. Mondros'un 7. maddesini kullanarak Samsun ve çevresi işgal ettirmeye çalışıyor. Damat Ferit Paşa hükümeti de geniş yetkilerle bir komutan göndereyim, buraları düzenleyeyim diyor. Mustafa Kemal de bunu bir fırsat olarak görüyor. Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gönderildi. 9. Ordu Müfettişliği Osmanlı hükümetinin verdiği görevdir. 9. Ordu Müfettişi olan Mustafa Kemal'in geniş yetkileri vardır. Hem sivillere hem de askerlere emir verebilir. İtilaf devletlerinin Samsun civarındaki Türklerle Rumların çatışmalarını bahane ederek Mondros'un 7. maddesine dayanarak Samsun'u işgal etmelerini engellemek için Mustafa Kemal gönderildi. Mustafa Kemal bölgede güvenliği sağlamak, halkın elinde bulunan silah ve cephaneyi toplamak, eğer mücadele eden gruplar varsa bunları dağıtmak görevine gönderildi. Ancak Mustafa Kemal'in amacı neydi? Mustafa Kemal'in amacı Anadolu'da milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkıyordu o. Mustafa Kemal'in amacı Anadolu'da milli mücadeleyi başlatmak ve tam bağımsız bir Türk devleti kurmak istiyordu. Milli egemenliğe dayalı, yani padişahlığı da kaldıracak, milli egemenliğe dayalı bir devlet kurmak istiyor. Türk, bağımsız bir Türk devleti. Bunları biliyorsunuz Bandırma vapuruyla 16 Mayıs 1919'da hareket etti ve 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Hemen bir rapor yazdı. Mustafa Kemal'in Samsun raporu. Bölgedeki kargaşayı Rumlar çıkartıyor dedi Mustafa Kemal. Yeni işgallere bir gerekçe yoktur. Gerek yoktur. Halkın
İzmir'e işgalde haklıdır dedi. Halk, Karadeniz halkı İzmir'in işgale tepki vermektedir. Bu tepkisine haklıdır. Bölgede herhangi bir karışıklık yoktur. Var olan karışıklığı da Rumlar çıkartmaktadır diye bir rapor geçti. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı bizim için milli mücadeleyi başlatan semboldür. Fakat Samsun'da İngiliz karakol birlikleri vardı. Yani yarın bir gün eğer İngilizler işgal edecekse Samsun'u, şimdiden karakol ön birlik göndermişler. Samsun'da karakol birlikleri var. Mustafa Kemal güvenliğini sağlamak için ve Rum çetelerinin kendisi düzenleyebileceği bir saldırıyı önlemek için 25 Mayıs'ta Havza'ya geçti. Ve Havza'da da bir genelge yayınladı. Samsun'da rapor, Havza'da genelge. Genelge 28 Mayıs 1919'daki genelgede Mustafa Kemal şunu diyor. İşgallere ey Türk halkı, ey Türk milleti, işgallere karşı miting ve protesto düzenleyin diyor. Mustafa Kemal biliyorsunuz hem sivillere hem askerlere emretme yetkisi de çıkmıştı. Bütün Türkiye'ye, bütün Anadolu'ya telgraflar gönderdi. Valilere, kaymakamlara, askeri birlik komutanlarına, bütün muhataplarına. İşgallere karşı miting düzenleyin, protesto düzenleyin. Hem kendiniz bilinçlenin hem de dünyada Türk'ün sesini duyurun. Çünkü biz sessiz kaldıkça Anadolu'da Türk yok zannediyorlar. Bu yüzden de işgaller devam ediyor. Çünkü Wilson ilkeleri ne diyordu? Eğer bir bölgede kim çoksa ona vereceğiz. Gene Mustafa Kemal diyor ki bütün Türk ulusuna ve yetkililere İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti'ne tepki telgrafı çekin diyor. Tepkilerinizi gösterin. Ve önemli bir uyarısı var Mustafa Kemal'in. Tüm protestoları, mitingleri yaparken de asla azınlıklara zarar vermeyin. Haklıyken haksız duruma düşmeyin diyor. Mustafa Kemal bu Havza genelgesiyle İtilaf güçlerine ve Mondros ateşkesine ilk kez karşı çıkmıştır. Havza genelgesiyle Mustafa Kemal resmi görevinin dışına çıkmış oldu. Resmi görevi neydi? Halktan silahları topla. Varsa direnen örgütler bunları dağıttı. Resmi görevinin dışına çıktı Mustafa Kemal. Havza genelgesiyle resmi görevinin dışına çıktığı için de İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i hemen geri çağırdı. Mustafa Kemal tabii ki bunu duymazlıktan geldi. Buna kulak asmadı. Mustafa Kemal Havza genelgesini bütün komutanlara, bütün valilere gönderdi. Amacı ne? Milli bilinci uyandırmak Havza genelgesinin. İstanbul Hükümeti'ne resmi tepki göstermek. Ve bütün bunların sonunda da milli mücadeleyi örgütlemek istiyor. Ve bizim için kesin soru olacak yer. Amasya genelgesi. Amasya tamimi. Amasya genelgesi 22 Haziran. Mustafa Kemal'i kendimize örnek alacağız. Bak 19 Mayıs'ta çıktı. Bir ay içinde bak Amasya genelgesini yayınlıyor. Milli mücadelenin manifestosu denir buna. Milli mücadelenin ilk resmi büyük belgesi. Bütün dünyaya haykırıyor. Bakın eğer Kurtuluş Savaşı başarılı olmasaydı Amasya genelgesi sadece romantik bir belge olarak kalacaktı. Ama Kurtuluş Savaşı başarılı olunca Amasya genelgesi ne oldu? Şimdi çok değerli. Çünkü Mustafa Kemal bütün amacını ilan ediyor. Bütün amacını. Mustafa Kemal kim? Çanakkale kahramanı. Halkın her an peşinden gidebileceği bir askeri lider. Halkın gözü Mustafa Kemal'de. Halk kurtaracak lider bekliyor. O yüzden de Mustafa Kemal Amasya genelgesi onun kendi tarihinde, bizim tarihimizde çok önemli. Amasya genelgesinden soru bekliyorum. Her zaman soru gelebilir ve sorulan bir şeydir Amasya genelgesi. Her yıl soru sorulacak beylik bir konudur. Önemli bir konudur. 19 Mayıs'ta çıktı. 13 Haziran'da Amasya'ya geçti. Hemen Amasyalılara bir konuşma yaptı. Amasyalılar padişah ve hükümet düşmanın esiridir. Memleket elden gitmek üzeredir. Hep beraber işbirliği yapalım. Memleketi kurtaralım. Milli mücadeleye ilk maddi katkı da Amasya'da Abdurrahman Kamil Hoca tarafından yapılmıştır. İlk katkı, maddi katkı. Biriktirdiği altınları Mustafa Kemal'e verdi. Abdurrahman Kamil Hoca. Evet. Amasya genelgesi.
Amasya genelgesini kimler imzaladı? Önce hemen söyleyelim. Kararcı olarak biz bunu kodluyoruz. Kararcı. Kararcı. Yazın kararcı diye. Kararcı. Amasya genelgesini imzalayanlar. Kararcı. Birinci K harfi Kazım Karabekir. A harfi Ali Fuat Cebesoy. R harfi Rauf Orbay. A harfi Atatürk. R harfi Refet Bele. C harfi Cemal Paşa. I harfi kaynaştırma harfi ya da joker, ne dersiniz? Kazım Karabekir K, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Atatürk, Refet Bele. 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 Cemal Paşa. Amasya genelgesinin kaleme alan kimse Cevat Abbas. Kaleme alan. Mustafa Kemal neden bu kişilere imza attı bu Amasya belgesini, Amasya genelgesini, Amasya tamimini? Milli mücadelenin kendi kişisel hareketi olmadığını ve bir örgüt hareketi olduğunu kanıtlamak istiyor. Çünkü şöyle bir problem var. İngiliz casusları, Fransız casusları, İtalyan casusları, Yunan casusları halkın arasına dedikodu çıkartıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk maceracıdır, savaşçıdır, durmadan savaştan hoşlanır, kan dökmekten hoşlanır. Kendi kişisel ihtirasları için halkı savaşa sokuyor diye propaganda yapıyorlar. Bu propaganda faaliyetleri hiç bitmez arkadaşlar. Bakın bunlar sırf tarihsel değil. Şu günlerde de yapılıyor. Yani sadece şu yaşadığımız olan üstlenmiyor. Önceden de yapılıyor. Benim öğrenci arkadaşlar sık sık sorarlar. Hocam işte Lozan Anlaşması 100 yıllıkmış. 100 yıl sonra tekrar bir şeyler olacak. Yok öyle bir şey. Lozan'ın gizli bir maddesi yok. Lozan'ın gizli maddeleri varmış. Bunları yabancı istihbarat örgütleri uydurup halkın arasına yayıyor. Belki düne kadar Suriye'deki muhaberat gizli örgütü yapıyordu. Bizi, yani muhaberat Suriye'nin gizli servisi. Suriye olur, İran olur, Yunanistan olur, Amerika olur, İsrail olur, İngiliz falan fark etmez. Almanya olur, hiç fark etmez. İstihbarat örgütleri böyle propaganda yapıyorlardı Mustafa Kemal hakkında. Kişisel savaş yapıyor. Kişisel çıkarları için, kendi yüksek egosu için milleti savaşa sokuyor diyorlardı. Mustafa Kemal de o yüzden bu arkadaşlarla beraber imzaladı bu Amasya genelgesini. Ve gerçekten de o çok dedikodu çıktı. İşte 100 yıl geçti, Lozan Anlaşması tekrar gündeme gelecek. Gizli maddeler var. Arkadaşlar Lozan Anlaşması, vatandaşlık dersinden siz biliyorsunuz, bir uluslararası anlaşma. Uluslararası anlaşmalar nasıl bizim iç hukukumuz oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne geldiğinde herhangi bir gizli madde yoktu. Gizli madde yok. Lozan Anlaşması ne yazıyorsa o. Onlar işte 100 yıl sonra tekrar gündeme gelecek. Tekrar biz parçalanacağız falan, böyle bir şey yok. O bitti o iş. Ha tabii ki daha önce de konuştuk. Uluslararası politikada ne vardı? Güç politikası vardı. Güçlüysen dediğini yaptırırsın. Güçsüzsen seni hiçbir şey kurtaramaz. Lozan Anlaşması da kurtaramaz. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'ni ne yapmışlardı? Avrupa Devleti saymışlardı Kırım Savaşı'ndan sonra. Değil mi? Paris Anlaşması ile Avrupa Devleti saymışlardı ama hiçbir faydası olmadı Osmanlı'ya. Çünkü gücü olmadığı için dediklerini yaptıramadı. Evet, Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ne devam ediyorum. Amasya Genelgesi'nin genel özellikleri. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi ile Milli Mücadele'nin hem gerekçesini söyledi hem de yöntemini ortaya koydu. Ne diyor Amasya Genelgesi? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Ya ben bunun için savaşıyorum arkadaşım. İngiliz'e inanmayın siz. İngilizler ne diyordu? Biz işgal etmedik ya burayı. Bakın padişahınız başınıza diyordu. Mustafa Kemal ne diyor? Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Biz bunun için savaşıyoruz. Milli mücadelenin gerekçesi budur. Vatan elden gidiyor. Ve çok önemli madde, ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Ulusun kararı, milli irade. İlk kez üstü kapalı olarak milli irade denmiştir. Milli irade denirse ne olur? Padişahlık olmaz artık. Evet. Bu yüzden bu madde sebebiyle Amasya Genelgesi'ne ihtilal bildirgesi denir. İhtilal. Yani yönetimin değiştirilmesi. Amasya Genelgesi evrenseldir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yaptığı milli mücadele daha sonradan pek çok sömürge, esir devlet tarafından
örnek alınacaktır. Kim bu? Pakistan. Kim bu? Hindistan. Pakistan'ın bizi bu kadar sevmesi tesadüf değil. Bak Ankara'da Cinnah Caddesi var değil mi? Pakistan'ın kurucusu. Daha sonra Cezayir gibi pek çok Kuzey Afrika ülkesi de bize örnek almıştır. Amasya Genelgesi'nin önemli bir özelliği, halk adına karar verecek bir heyetin varlığı zorunludur. Mustafa Kemal şu ana kadar işini yalnız yapıyordu. Ama diyorlardı ki ya Mustafa Kemal bu işi tek yapıyor. Kendi hırslarının kurbanı. Tek başına olmaz bu işler. Bu yüzden dedik Mustafa Kemal halk adına bir karar verecek heyet lazım. Ne yapıyor? Bir araç. Bir araç oluşturuyor. Bir araç nedir bu heyetin adı? Temsil heyeti. Bak bir araç oluşturuyor. Ben kardeşim vatanı kurtaracağım dedim. Biz bir heyet olarak hareket edeceğiz diyor. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açılana kadar milli mücadeledeki bütün kararları temsil heyeti verecektir. Tabii. Temsil heyetinin temeli atılıyor. Halk adına karar verecek bir heyetin varlığı zorunludur. Temsil heyetinin kurulması kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır diye bir soru soracaklar. Cevap Amasya. Amasya işte bak ne diyor? Halk adına karar verecek bir heyetin varlığı zorunludur. Temsil heyetinin kurulması kararı Amasya'da alınmıştır. Ordular dağıtılmayacak. Mustafa Kemal'in önemli işi. Orduları dağıtmayın diyor. Ordular dağıtılmayacak. Silahlar teslim edilmeyecektir. Maalesef temsil heyeti bunu karar alana kadar orduları terhis ettiler maalesef. Erzurum ve Sivas Kongresi'nin toplanma kararı alındı. Bir soru soracaklar. Diyecekler ki Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmıştır? Cevap Amasya Genelgesi. Bak Amasya'dan kesin soru var. Mustafa Kemal genelge sonrası Erzurum'a geçti. Buradan İstanbul'dan bir telgraf aldı. 9. Ordu müfettişten alındığı söylendi kendisine. Bunun üzerine kendisi de askerlik mesleğinden ve resmi görevlerinden istifa etmiştir. Evet. Mustafa Kemal kaç yaşında? 38 yaşında. Ve işsiz. Şu anda. 38 yaşında adamın işsiz olması kolay bir şey değil. Ama vatanı kurtardı. Kendimize bunları örnek alacağız biz işte. Şu anda işsiz. Çünkü ne yaptı? Askerlik mesleğinden istifa etti. Geldik biz şimdi Erzurum Kongresi'ne. Havza'yı yaptık. Arkasından yaptık. Havza'yı yaptık. Arkadan Amasya'yı yaptık. Şimdi Erzurum Kongresi'ndeyiz. Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919. Erzurum Kongresi toplanması bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Arkadaşlar, çok önemli bir olay oldu Erzurum Kongresi'nden önce. Erzurum Kongresi'nden önce çok çok önemli bir olay oldu. 8 Temmuz günü 15. Kolordu Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in görev bittikten sonra 8 Temmuz'da 15. Kolordu kim? Anadolu'daki tek düzenli birlik. Herkes terhis olmuş. Kazım Karabekir askerlerini dağıtmamış. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir, ben ve kolordum emrinizdeyiz paşam dedi. Ha, bak işsizdi Mustafa Kemal. Bir anda bir kolordu sahibi oldu. Bu da tabii ki o zamana kadar hayatında yaptığı doğru işlerden dolayı. Dur. Şimdi daha var. Bekle. Bak burada şu var. Kazım Karabekir'i unutmayacağız biz. Mustafa Kemal'i de unutmayacağız. Kazım Karabekir'i de. Çünkü işte tarihte yerini alması gerekiyor. Unutulmaması gereken bir şey. Ve öyle mi? Tamam. Şimdi demek ki Kazım Karabekir unutulmaması gereken komutanlarımızdan bir tanesi. Evet arkadaşlar, kongreye delege gönderen iller, Best One deniyor. Best One diye bir turizm firması vardı eskiden değil mi? Taşıma otobüs firması vardı. Best One. Ne bu Best One? Bitlis. Best One yazarsanız Bitlis.
Erzurum Kongresi'ne katılan delege gönderen iller: Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Artvan. Delege göndermesi beklenen yakın ama göndermeyen iller: Diyarbakır, Elaziz ve Mardin. Elazığ ve Mardin. Erzurum Kongresi'nin toplanmasında Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti etkili olmuştur. Trabzon. Şark Vilayeti Müdafaa Hukuk Cemiyeti etkili olmuştur kongrenin toplanmasında. Erzurum Kongresi pek çok karar alınmıştır ama alınmayanları bilin bak. Erzurum Kongresi'nde Boğazlar konusu ele alınmadı. Erzurum Kongresi'nde Osmanlı borçları ele alınmadı. Erzurum Kongresi'nde kapitülasyonlar ele alınmadı. Boğazlar, Osmanlı borçları ve kapitülasyonlar ele alınmadı Erzurum'da. Sorar. Kongrenin amaçları: Karadeniz'de Rum devleti kurulmasını engellemek, Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmasını engellemek, doğudaki yerel güçlerimizi birleştirmek. Bunlar bizim amaçlarımız. Erzurum halkı geldi arkadaşlar. Mustafa Kemal'e dedi ki: Paşam, Erzurum temsilcisi olur musunuz dedi. Evet. Kısa bir süre önce bütün görevlerini bırakmış kişi, yani lider, yani doğal lider artık Mustafa Kemal. Birisi atadığı için değil. Düzenli ordunun paşası geliyor, emrinizdeyiz diyor Kazım Paragevikir. Yani resmi bürokratik kutup kurumlar Mustafa Kemal'i tanıyorlar. Ve halk da geliyor Mustafa Kemal'e, diyorlar ki bizim temsilcimiz olur musun diye Erzurum halkı. Evet, Mustafa Kemal Erzurum temsilcisi olarak kongreye katıldı. Erzurum Kongresi alınan kararlar: Ulusal sınırlar için vatan bütündür, bölünemez. Bizim için çok önemli bir karar. İlk defa ulusal sınır, milli sınırlardan bahsedildi. İkincisi, bütün yabancı devlet işgallerine ulusumuz birleşerek karşı koyacaktır. Savaşacağız diyoruz. Herkese karşı. Bütün dünyaya savaş ilan ediyoruz neredeyse. Yani bizim bir düşmanlarımız. Bakın, elimizde hiçbir şey yokken bu kadar kendimize güveniyoruz. Doğudaki tüm cemiyetler tek çatı altında birleştirildi. Vatanın bağımsızlığını İstanbul Merkezi Hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Dikkat! Bak, bir madde var ilginç. Bunu bana yorumlayın bakalım. Hristiyan ahaliye ve diğer azınlıklara siyasi hakimiyetinizde sosyal dengemiz bozulacak, özel haklar verilemez diyor. Bak, vatan elden gitmek üzere, bütün vatanı kurtarmaya çalışıyoruz ama böyle bir madde var. Hristiyan ahaliye eşitliği bozacak, özel haklar verilemez. Çünkü biliyorsunuz 1856 İslahat Fermanı'nda çok fazla vermiş. Tabii bu aradan 60 yıl geçmiş. 70 yıl geçmiş ama bu halkın zihninde yer etmiş. İslahat Fermanı o kadar kötüydü ki Osmanlı toprağında Türk ve Müslüman olmaktansa başka dinden, atıyorum, Hristiyan ve Rum olmak daha iyiydi. Bu yüzden bu bizim artık çok etkilemiş. Aradan 70 yıl geçmiş. Erzurum Kongresi'ne biz diyoruz ki Hristiyan ahaliye ayrıcalık verilemez. Çok önemli. Manda ve himaye kabul edilemez. Ya Türk aydınların bazıları yılmış artık. Savaş yeni. 1911 Trablusgarp Savaşı'nı kaybetti. Balkan Harbi'ni kaybetti. Büyük Dünya Savaşı'nı 7 cephede, 8 cephede savaş, kaybet. Cephelerde yenilmesen de savaşın sonucunda kaybet. Osmanlı aydınları, Türk aydınları biraz yılmışlar. Diyorlar ki biz buraya İngiliz bayrağı çekelim diyor bir kısmı. Osmanlı ülkesi, İngiliz bayrağı çekelim. İngiliz bayrağı çekersek kimse bize saldıramaz. Biz de kendimizi toparlarız 40-50 yıla kadar. Belki İngilizler sonra bize bağımsızlık verir. Daha akıllı olan, daha akıllı olduğunu düşündükleri Türk aydınları diyor ki yok, Amerikan mandası olsun. Neden? Amerika çok uzak bir ülke. Zaten bunlar yeni kurulular, daha âli cenaplar, daha insancılar bunlar diyorlar. Biz buraya Amerikan bayrağı çekelim Osmanlı ülkesine. Amerikan bayrağını çekersek burayı İtalyan, Yunan işgal edemez.
İşte ne yapalım 30-40 sene sonra kendi zaten Amerikalılar uzak, burada durucu değiller. Çeker gider bizde. Böyle yani kendilerinden artık ümidi kesmişler. Ama genç bir Osmanlı paşası Mustafa Kemal Atatürk ne yapacak? Para bulacak, asker bulacak, halka moral verecek ve bütün düşmanları yenip yurttan atacak. Evet, bizim de eğitmenler olarak, öğretmenler olarak daha fazla Mustafa Kemal, daha fazla Fatih Sultan Mehmet, daha fazla Ömer Halis yetiştirmemiz lazım. İşte sizlerin de inşallah bu Ekim ayı KPSS'yi kazandığınız ay olur. Bak Ekim ayı bizim için güzel değil mi? 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı var. Siz de Ekim ayında KPSS'yi kazanırsınız. Hocam şu Kasım'da geçeceğim. Siz Kasım mısın ki? Evet. Olsun. Geç olsun güç olmasın. Şimdi anlattık. Manda ve himaye kabul edilemez. Soru şöyle gelse. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk kez nerede söylenmiştir? Cevap Erzurum. Güzel. Kuvayi Milliye'yi ve irade-i milliye'ye dayanacağız diyor. Bizim diyor arkamızda irade-i milliye vardır diyor. İradeyi, milletin iradesine hakim kılacağız. Kuvayi Milliye'yi işler kılacağız. İlk defa ulusal iradeden bahsedildi. Ulusal irade demek ihtilal demek. Yani artık padişahlığı kaldıracağız. Mebusan Meclisi. Kim bu Mebusan Meclisi? İstanbul'daki son Osmanlı Mebusan Meclisi derhal toplansın diyor. Çünkü Türklerin meclisi Türkler için kötü karar alır mı? Hep ilkokul kitaplarını biz şunu okuduk. Mustafa Kemal ileri görüşlüdür. Ama hiç açıklanmadı. Ben size açıklayacağım. Bu derste veya arkası yarın açıklayacağım. Neden Mustafa Kemal bakalım ileri görüşlüymüş? Bununla ilgisi var. Derhal Mebusan Meclisi toplanmalıdır diyor. Çünkü Mebusan Meclisi yani meclis asla Türkiye aleyhine karar almaz. Anadolu aleyhine karar almaz. Yani Türkiye der mi ki Mebusan Meclisi toplanıp da Türkiye Büyük Millet Meclisi ya da o zamanki adıyla Mebusan Meclisi toplanıp tam aynısı değil ama Mebusan Meclisi der mi ki ya biz işgalleri kabul ediyoruz Yunanlılar bizi işgal etsin der mi? Demez. Ne der? Savaşacağız der. Öyle bir karar çıkar. Peki savaşacağız derse ne olur? Orada başlıyor Mustafa Kemal ileri görüşlüyor. Anlatacağım inşallah. Allah ömür verirse yarın. Evet. Mebusan Meclisi derhal toplanmalıdır. Erzurum Kongresi kararları. Ulusumuzun bağımsızlığı ve yurdumuzun bütünlüğünü ele geçirmeyi düşünmeyen devletlerden mali ve askeri yardım alabiliriz diyor. Bak ilginç. Ulusumuzun bağımsızlığına ve yurdumuzun bütünlüğüne karşı olmayan herhangi bir devletten askeri, mali, sanayi yardım alabiliriz. Kimi kastediyor? Rusya'yı kastediyor. Daha doğrusu Sovyetler Birliği. Rus Çarlığı yıkıldı yerine Sovyetler Birliği geldi. Dünya değişti. Real politik. Sovyetler Birliği komünist. Ama İngiltere, Fransa gibi kapitalist ülkeler değil mi? Sovyetler Birliği'ni yıkmak isteyebilir. Sovyetler Birliği kendi sınırında İngilizleri, Fransızları veya onların taşeronu olan Yunanlıları görmek istemiyor. Onların adamı olan Yunanlıları görmek istemiyor Sovyetler Birliği. Zihniyet değişikliği var. Zihniyet değişikliği var tabii. 1917'ye kadar savaştığımız Sovyetler 1917'ye kadar savaştığımız Rusya gitti. Yerine Sovyetler geldi. Ve biz Sovyetlerle anlaşabiliriz. Neden anlaşabiliriz? Onlar Anadolu topraklarında yabancı güç istemiyorlar. Biz de istemiyoruz. O yüzden Sovyetler Birliği ileride anlaşacağız. Burada sorun nasıl gelebilir? Erzurum Kongresi'nde dış politika ile ilgili karar alınmış mıdır? Evet. Alındı. Şimdi Erzurum Kongresi'ni insan hiç düşünemiyor. Dış politikalı. Daha ilk kongremiz ya. Daha kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Hatta ne diyor? Toplanması bakımından bölgesel. Kararları bakımından olsa. Yani toplanması bakımından bölgesel. Erzurum konu bölgesel bir kongre. Ama bu bölgesel kongrede dahi Mustafa Kemal ve arkadaşları dış politika kararı almıştır. Nedir bu dış politika kararı? Ulusumuzun bağımsızlığını ve yurdumuzun bütünlüğünü ele geçirme amacı olmayan bir devletten teknik, sanayi, mali, askeri yardım kabul edebiliriz diyor. Dış politikayla ilgili karar alınmıştır. Önemli, Şark Vilayetleri Müdafaa Hukuk Cemiyeti her çeşit particilik oluşumundan uzaktır. Milli birlik ve beraberlik içinde bu ülkeyi kurtaracağız deniyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları Erzurum Kongresi ile milli egemenlikten ilk kez açıkça bahsettiler.
Mande ve İmai'ye ilk kez karşı çıktılar. İlk kez Mebusan Meclisi'nin toplanması yönünde karar alındı. Mustafa Kemal ilk kez sivil olarak tarih sahnesine yer aldı. Hem iç politika hakkında hem dış politika hakkında kararlar alarak kongre bir hükümet gibi çalıştı. Kongre bir hükümet gibi çalıştı. Hocam bu Eskişehir'den mi haberler? Bu şey değil değil mi bu? Askeri personel şeyin değil değil mi? Sivil olarak. Evet, evet. Doğru. Orada başkomutan olacak. Kaybedince tekrar. Kaybedeceğiz ya Eskişehir. Evet, başkomutan olacak. O zaman adam sivil ama yani. Ama tabii işte o kadar tarihçi herkes gene Mustafa Kemal Paşa'm diyor yani onu. O milletin... Yani sivil olarak. Evet, doğru. Milletin gönlünde her zaman büyük bir komutan. Tekrar edelim mi? Gerek yok değil mi kararları? Erzurum Kongresi kararları. Not aldık herhalde. Peki. Sivas Kongresi. Eylül 4, 1919 Sivas Kongresi. Şimdi Mustafa Kemal'in Erzurum'da bu aldığı kararlar kötü güç odaklarını, şer odaklarını harekete geçirdi. İtilaf devletleri Damat Ferit hükümetine baskı yaptılar. Damat Ferit de Elazığ valisi Ali Galip'i Sivas Kongresi'nin toplanmasını engellemekle görevlendirdi. İstanbul'daki Damat Ferit hükümeti diyor ki Elazığ valisine, ey Elazığ valisi Ali Galip, bu Sivas Kongresi toplanmayacak diyor. Gene Ankara valisi Muhittin Paşa'ya Sivas Kongresi'ni engelleme görevi veriliyor. Fransızlar Sivas Kongresi'ni toplatmamaya çalışıyorlar. Ancak Sivas Kongresi çok büyük bir katılımla ve başarıyla toplandı. Bunun üzerine Damat Ferit istifa etti. Yeni Ali Rıza Paşa hükümeti geldi. Dikkat edelim. Sivas Kongresi'nden sonra Damat Ferit hükümetinin istifa etmesi temsil heyetinin ve milli mücadelenin Mustafa Kemal'in ilk siyasi zaferidir. Kendisine tamamen zıt olan, muhalif olan hükümetin düşmesine sebep olmuştur. Sivas Kongresi'ni neden topladık? Artık milli mücadeleyi tek merkezden yönetmek istiyoruz. Erzurum Kongresi'ne doğudaki cemiyetleri bir araya toplamıştık. Şimdi bütün cemiyetleri tek çatı altında toplamaya çalışıyoruz. Erzurum Kongresi'ndeki alınan kararları bütün yurda mal etmemiz lazım. Temsil heyetini bütün yurda şamil hale getirmek lazım. Yani milli mücadelenin seçeceği bir milli temsil heyetiyle yönetilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in başkanlığı ve manda himaye, özellikle de Amerikan mandası kongrede en çok tartışılan konu olmuştur. Sivas Kongresi'nde manda ve himaye, Amerikan mandası ve Mustafa Kemal'in kongre başkanlığı en çok tartışılan konulardır. Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal en çok Amerikan mandasını isteyenlerle uğraşmıştır. Bunun sebebini anlattım işte, Amerikan mandacıların, bazı Türk aydınlar neden böyle düşündüğünü. Amerikan mandasına karşı çıktığı için Mustafa Kemal'in bazı kendi arkadaşları dahi Mustafa Kemal'in kongre başkanı olmasını engellemeye çalıştılar. Amerikan mandasını istemediği için Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'e karşı ilk iç muhalefet hareketi Sivas Kongresi'ne ortaya çıktı. Mustafa Kemal'e karşı ilk iç muhalefet hareketi Sivas Kongresi'ne ortaya çıktı. Soru şuydu size. Sivas Kongresi'nin toplanma kararı nerede alınmıştır? Amasya genelgesinde. Sivas Kongresi hem toplanması bakımından hem de kararları bakımından bütün ulusa şamil bir kongredir. Yani bütün ulusu kapsar. Ulusal bir kongredir arkadaşlar. Ulusal bir kongredir. Kongre için her bölgeden 3 temsilci seçilmiştir. 3 müdafaa hukuk üyesi seçilerek kongreye gönderilmiştir.
Evet. Sivas Kongresi'nin kararları. Erzurum Kongresi'nin kararları aynen onaylanmıştır tüm yurt adına. Mande ve himaye kesin olarak reddedilmiştir. Temsil edeyi heyeti tüm yurttan gelen delegelerle genişletilmiştir. Dikkat edelim. Ali Fuat Cebesoy Paşa Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştır. Ne var ki hocam ya, bir komutan atanmış. Dikkat edelim. Artık resmiyet kazanıyor. Bak Sivas Kongresi cepheye komutan atamak ne demek? O komutan gelecek cepheye, haydi aslanlarım saldırın diyecek. Saldıracak Türk askeri, bazıları şehit olacak. Yani artık bütün Türk milleti adına kararlar vermeye başlıyor temsil heyeti. Temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanı, Batı Cephesi Kuvayi Milliye Komutanı olarak atıyor ve böylece temsil heyeti ilk kez yürütme gücünü kullanıyor. Devletlerin ne gücü vardır? Yasama, yürütme, yargı. Temsil heyeti ilk kez yürütme gücünü nerede kullanmıştır? Sivas Kongresi'nde kullanmıştır. Ne yaparak kullanmıştır? Ali Fuat Cebesoy'u Kuvayi Milliye Batı Cephesi Komutanı yaparak kullanmıştır. Erzurum Kongresi'nde görev başlamıyor mu temsil heyeti? Tamam, ama yürütme gücünü nerede kullandı? Sivas'ta kullandı. Evet. Tüm yaralı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir arkadaşlar. Tüm yaralı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa ve Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Halka milli mücadeleyi duyurmak için İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmıştır. Sivas Kongresi'nde. İrade-i Milliye gazetesi. Şimdi başka kongreler var. Hemen onları da görelim. Balıkesir Balaşehir Kongreleri. Hemen söyleyeyim onları. Balıkesir Balaşehir Kongreleri İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin toplanmasında, yani Balıkesir Balaşehir Kongreleri İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti bu kongrelerin toplanması etkilidir. Biliyorsunuz Balıkesir'de kongre Alıcı Mescid Camisi'nde yapıldı. Ve bir kongre olmadı. 5 kongre oldu. Arka arkaya. Balıkesirler işgalcilerle, Yunan kuvvetleriyle savaşma, silahlı çatışma yapma, silahla ülkeyi savunma kararı aldılar. Bu Balıkesir ve Alaşehir kongreleri Batı cephesinin oluşumunda etkilidir. Batı cephesi asker sevk etmiştir Balıkesir Kongresi ile Alaşehir Kongresi. Balıkesir ve Alaşehir Kongresi, özellikle Alaşehir Kongresi'ne bazı saltanat ve ilafet yanlısı kararlar vardır ama bunlar genellikle şöyledir. Yani padişaha da bağlılıklarını bildirmişlerdir. Biz padişahımıza bağlıyız. Bizim amacımız düşmanı yurttan atmak. Özellikle Alaşehir Kongresi'ne manda ve himaye fikri tartışılmıştır. Mustafa Kemal Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri'ne fiilen katılmamış ama desteklemiştir. Hocam nasıl destekler? Padişah yalnız fikir var dediniz. Şimdi önce memleketi düşmandan temizlemek önemli. Siyaset yapma zamanı değil. Yani daha insanlar bilinçlenmemiş olabilir. Mustafa Kemal bu kongreleri destekledi çünkü bu kongrelerin temel amacı bağımsızlığı sağlamaktır. Başka önemli bir kongre Nazilli Kongresi. Bu da özellikle milis güçlere asker sağlamıştır. Edirne-Lüleburgaz kongreleri, bölgesel cumhuriyet, bahsettiğim bölgesel cumhuriyet fikri bu kongrede tartışılmıştır. Trakya Paşel Cemiyeti Edirne-Lüleburgaz Kongresi'nin toplanması önemlidir. Gene İzmir Kongresi var. İzmir Reddilak Cemiyeti ve İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti toplamıştır bunu. Önemli, yararlı, dikkat edelim. Kars İslam Şurası. Kars İslam Şurası yararlıdır ve güzel bir şeydir. Değil mi? Milli mücadele için. İslam tahali ile karıştırmayalım onu. İslam tahali zararlı cemiyet. Kürt tahali zararlı cemiyet. Kars İslam Şurası yararlı. Erzurum Kongresi kararında olumlu olarak eklemiştir. Son olarak Pozantı Kongresi var. Pozantı Kongresi Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra toplanmıştır. Mustafa Kemal buraya fiilen katılmıştır. Ve toplanan son kongremizdir bu bizim. Arkadaşlar bu bahsettiğim General Harbour'la görüşme Sivas Kongresi'nden sonra oldu.
General Harbour bir inceleme yaptı. Çeşitli incelemeler yaptı. Dedi ki bu inceleme bizim için General Harbour raporu olumluydu. Değil mi? General Harbour raporu. General Harbour diyor ki Doğu Anadolu'da Türk nüfusu yoğundur diyor. Daha yoğundur diyor. Yani ne diyordu Wilson ülkeleri? Bir bölgede Doğu Anadolu'da Kürtler yoğunsa, Ermeniler yoğunsa Ermenilere bırakılacak. General Harbour diyor ki Doğu Anadolu'da Türk nüfusu yoğundur diyor. Bizim için olumlu. Ermenilerin katledilmesi yalandır diyor. Doğru değildir diyor. Ve tabii ki kendileri için bu da diyor ki Anadolu'nun kaynakları ABD'nin ihtiyaçlarını karşılayacak güçte değildir diyor. Yani AB Genel Harbour'ın gelmesinin tek amacı bizim kara gözümüze, kara kaşımıza gelmiyor. Biz manda isteyenler var ya. Yani Türkiye ABD'nin mandasına girse yararlı olacak mı diyor. Genel Harbour diyor ki Türkiye'nin ABD'ye girmesi ABD'nin yararı olmaz diyor. Anadolu'nun kaynakları ABD'nin ihtiyaçlarını karşılamaz diyor. Ve şunu da görüyor. Diyor ki General Harbour, Anadolu'da milli mücadelenin başında olan kişiler sıradan kişiler değildir. Bunlar son derece yetişmiş, kararlı, küçük, kararlı ve inatçı bir gruptur diyor. Yani bu adamlar kararlı adamlar diyor. Batı'ya bu mesajı veriyor. Diyor ki yani bunlar sıradan adamlar değil Anadolu'da bu milli mücadeleyi örgütleyenler kararlı insanlardır diyor. Mustafa Kemal ile de görüştü General Harbour ve Mustafa Kemal'e de saygılarını, hürmetlerini iletti. Hatta demiş ki ben demiş Amerikan olsa görevli olmasaydım sizin yanınıza gelip mücadelenizi izlerdim demiş. Yani o General Harbour da Mustafa Kemal'in bu mücadelesine hayranlığını ifade etmiş. Evet. Şimdi Amasya görüşmesi. Hocam ya bu Amasya anlatıyorsunuz. Dikkat edelim. Arkadaşlar dikkat edelim. Amasya genelgesi farklı. Amasya görüşmesi farklı. Amasya görüşmesi 20-22 Ekim 1919'da oldu. Amasya görüşmesi. Ya da Amasya protokolleri denir. Sivas Kongresi'ne milli mücadeleyi engelleyemeyen damat Ferit istifa etti. Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etti. Yerine milli mücadeleye karşı daha ılımlı olan Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu. Amasya görüşmelerini İstanbul hükümeti adına Bahriye Nazırı Salih Paşa, temsil heyeti adına da Mustafa Kemal yürüttüler. Salih Paşa Mustafa Kemal'in birçok isteğini kabul etti. Mustafa Kemal birçok isteğini Salih Paşa'ya kabul ettirdi. Fakat İstanbul'a geri döndüğünde İstanbul hükümeti bunları uygulamadı. Biz buradan anlıyoruz ki İstanbul hükümeti de çok istikrarlı değil. Kendi içinde bile bazı uyumsuzluklar var. Amasya görüşmelerinin önemli bir özelliği, görüşmeleri yapma teklifi İstanbul hükümetinden geldi. Çok önemli. Tarihte İstanbul hükümeti ilk kez Anadolu hareketini, temsil heyetini ve Mustafa Kemal'in varlığını resmi olarak tanımış oldu. Yani ülkenin resmi hükümeti İstanbul hükümeti ama ne yapıyor? Mustafa Kemal ve arkadaşlara temsil heyetiyle görüşerek Anadolu hareketini ve temsil heyetini varlığını tanımış oluyor. Pek çok karar alındı. Uygulanabilen tek karar Osmanlı Mebusan Meclisi'nin derhal toplanmasıdır. Toplanma konusunda anlaşma sağlanamayan konu ise son Osmanlı Meclisi'nin nerede toplanacağıdır. Mustafa Kemal diyor ki İtilaf Devletleri'nin işgali altındaki İstanbul'da toplanmayalım diyor. Mustafa Kemal diyor ki İtilaf Devletleri'nin baskısı altında meclis çalışamaz. İstanbul'da toplanmayalım diyor. Fakat Salih Paşa biz bunu gördük. Kanun esası ne diyordu? Başkent İstanbul diyordu. Salih Paşa dedi ki kanun esasına göre başkent İstanbul'dur diyor. Bu yüzden diyor meclis İstanbul'da toplanması gerekir diyor. Bu görüşmelerle birlikte İstanbul hükümeti Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nde tanımış olmuştur. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti nerede kuruldu? Sivas Kongresi'nde kuruldu. Sivas Kongresi Anadolu'daki bütün yararlı cemiyetleri bir araya toplayan kongreydi. Amasya görüşmelerindeki kararları birkaç kararı kısaca söyleyelim. Ordu siyasetle uğraşmasın.
Hükümet aleyhine yazı yazılmasın. Hükümete küçük düşürücü müdahaleler yapılmasın. Azınlıklara dengeyi bozacak haklar verilmesin. Mondros imzalandığı sırada işgal edilmemiş sınırlarımız korunmalıdır. Gibi gibi. Malatya'ya sürülenler İstanbul'a getirip yargılanacaktır. Zararlı cemiyetlerin varlığına son verilmelidir. Milli güçler maddi olarak desteklenmelidir. Gibi protokoller imzalanmış. Zaten mühim olan bunların görüşmesi. Mustafa Kemal Paşa ve Temsilciler Kurulu'nun Sivas Kongresi'nden sonraki önemli bir siyasi başarısıdır bu. Seçimler yapılmasına karar veriliyor. Mebusan Meclisi açılsın. Amasya protokolleriyle Mebusan Meclisi açılsın ve seçimler yapılsın deniyor. Bütün bu Amasya ve görüşmesinden sonra tarihsel olarak önemli bir konu var. 27 Aralık 1919 temsil heyetinin Ankara'ya gelişi. Mustafa Kemal meclisin İstanbul'a toplanması engellemeyeceğini anlayınca meclis çalışmalarını daha yakından takip etmek için Ankara'ya geldi. Mustafa Kemal İzmir'e gitmez çünkü Anadolu'daki tek umudun, Anadolu halkının tek umudu olan milli mücadelenin lideri. Giderse İstanbul'da İngilizler tutukluverir, belli olmaz. İngilizler fiilen, resmen olmasa da fiilen işgal etmiş durumda. Resmen işgal etmiyorlar, anlattım sebebini. Türkleri uyutmak için, sizin padişahınız başınıza demek için. Ama Mustafa Kemal'i tutuklayabilirler ya da Mustafa Kemal'i zarar verebilirler, idam edebilirler, pek çok şey yapabilirler. Bu yüzden Mustafa Kemal İstanbul'a gitmiyor. Ankara'yı kendine merkez seçiyor. Neden? Ankara işgale uğramamış, güvenli bir bölge. Aynı zamanda da İstanbul'a da yakın. Batı cephesine de yakın. Hem Batı cephesine, mesela Sivas, Kayseri'de güvenli ama bunlar uzaklar İstanbul'a ve Batı cephesine. Ankara hem Batı cephesine yakın hem İstanbul'a yakın. Anadolu'nun ortalarında bir yerde, merkezi bir noktada. Ankara'da ulaşım olanakları var. Demiryolu var. Haberleşme var. Telgraf var. Ve 20. kolordumuz var orada. O da Ankara'nın korunmasında hizmet edebilir. Evet. Şimdi son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışına geldik.